Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 69. dersiyle birlikteyiz. Barbarossa Harekatı'nda kalmıştık. 1941'de Almanya'nın SSCB'yi işgal planıydı Barbarossa Harekatı. Bu çok önemli. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Finlandiya'da SSCB'ye Almanya'nın isteğiyle savaş ilan etti. SSCB'de yaklaşık 20 milyon insan öldü. Bu savaşta en çok insan kaybeden ülke de SSCB oldu. Alman ordularını durduran SSCB değil, kış ayı oldu. Almanlar Stalingrad'da durduruldu. SSCB ise bu fırsatı değerlendirip Bagration harekatı ile taarruz etti. 1943'te Almanlar teslim oldu. Bagration ismini seçme nedenleri Napolyon'u durduran Rus komutanının ismi olması. Geçmiş yüzyıllarda Napolyon'u da Bagration denilen Rus komutan durdurmuştu. Bu yüzden ona bu isim verildi bu harekata. Kuzey Afrika cephesinde İngilizler iki kez saldırmış ama başarısız olmuş. Burada Almanların komutanı General Rommel, İtalyanlar nihayetinde 1942'de El Alamein Savaşı'nda durduruldu. Japonya cepheleri, ABD ile Japonya arasında 1942'de Mercan Denizi ve Midway Deniz Savaşı yapıldı. ABD kazandı. Japonlar Filipinlere saldırdı ve ABD'li General MacArthur'u mağlup ederek işgal ettiler Filipinleri. General MacArthur daha sonra Amerikan başkanı olacaktı. Ardından ABD'de Guam ve Wake adalarını İngiltere'den Hong Kong'u aldılar. Japonlar Malaya ve Singapur'u da işgal ettiler. 1944'te Leyte Savaşı'nı da Amerika Birleşik Devletleri kazanıyor. ABD'nin cepheleri ABD Almanya üstünlük sağlayınca İngiltere'ye ekonomik yardım yaptı. Sonra ödünç verme ve kiralama yasasını çıkardı. Bedeli savaş sonunda ödemek şartıyla her türlü malzemeyi müttefik devletlere verebileceğini belirten yasadır bu. 1941 Japon amiral Soroku Yamamoto Hawaii'de bulunan ABD gemi üssü olan Pearl Harbor'a bomba yağdırıyor. Tabii geçen yıllarda ortaya çıktı ki ABD zaten Pearl Harbor'a bir saldırı yapılacağını daha önceden biliyordu, haber almıştı. Ne yaptı? Savaşa girmek için bunu bahane olarak kullanacaktı. Maalesef çoğu güçlü devletin insanlar onların umrunda değil. Bir 10 bin, 20 bin kişi ölebilir. Yeter ki kendi amaçlarına hizmet etsin. ABD 1941'de İngiltere ile bir araya gelerek Atlantik Bildirisi'ni yayınladı ve savaşa girdi. Bu Atlantik Bildirisi Wilson ilkelerinin hemen hemen benzeri. ABD 1945'te Japonya'ya şişman adam Batman ve küçük çocuk Little Boy atom bombalarını atarak dünyada en büyük ahlaksızlığı yapan devlet oldu. Çünkü birkaç saniye içerisinde bu kadar fazla insanın ölümüne daha önce tarihi şahit olmamıştı. Tüm dünya Hitler'i suçluyor. Nedense hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iki atom bombasını atması tamamen zevk meselesi. Acaba atom bombasının etkisi ne? Sadece test etmek istedi. Yoksa Japonya zaten teslim olacak bir haldeydi. Çok ilerleyemezdi. Fakat bu adamlar bu bombaların gücünü denemek istediler. Acaba ne yapıyor diye. Bence Hollywood Almanya'da sürekli Hitler'i aşağılayan, sürekli Hitler'e saldıran filmler çekeceğine ilk önce kendi atom bombalarının Japonya'ya yaptığı ahlaksızlığı çeksinler. Dünyada büyük bir algı yaratıyorlar. Tüm suçu Hitler'e atıyorlar. Fakat Hitler bile Amerika'nın yaptığı bu kötülüğü yapmadı. Biraz daha gerçek suçlulara bakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Atlantik Bildirisi 14 Ağustos 1941 Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill yayınladı. Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. Uluslar kendi geleceklerine kendileri karar verecek. İlgili halkın onayı olmadan toprak değişikliği yapılmayacak. İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacak. Uluslararası işbirliği gerçekleştirilip geliştirilecek. Temel ham maddeden eşit biçimde yararlanılacak. Açık denizlerde ticaret serbestliği getirilecek. Bu bildiri daha sonra BM tarafından kabul edildi. Mihver devletler silahtan arındırılacak ve savaştan sonra topyekin silahsızlanmaya gidilecek. Sağda görüyorsunuz Winston Churchill'i. Hemen solda da Franklin Roosevelt. Bu iki arkadaşı da tanıyın. Bakın Japonya Pearl Harbor'a nerede saldırdı? Şu kıta Asya kıtası. Şurası Japonya. Şurası da Amerika kıtası. Sağda bulunan. Amerika'nın şurada görüyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda şurada Hawaii Adaları dediğimiz adaların içerisinden birinde Pearl Harbor denilen bir liman var. Geliyor orayı bombalıyor.
Kuzey Afrika çıkarması İngiliz ve ABD'li askerlerin Action Hour komutasında Fas ve Cezayir'e yaptığı çıkarmadır. 100 binlik bir orduyla bu çıkarma yapıldı. Müttefik kuvvetler 1943'te Alman ve İtalyan kuvvetlerini çökertiyor. Sağ altta Action Hour'ı görüyorsunuz. Daha sonra ABD başkanı olacaktı Action Hour. İtalya çıkarması 1943 müttefikler Sicilya'yı işgal ettiler. Benito savaştan çekildi ve kurşunlanarak infaz edildi Benito Mussolini. Benito'nun yerine ise Badoglio geçti. Mihver devletlerden ilk çekilen devlet ise İtalya oluyor. Normandiya çıkarması Fransa'nın kurtulması için yapıldı. Başkomutanı General Eisenhower, ABD, İngiliz ve Kanada birliklerinden oluştu. Müttefikler Fransa'yı 1944'te kurtardı. Almanya'nın teslim oluşu Nisan 1945'te Berlin'e girildiğinde Hitler intihar etmişti. Yerine Amiral Karl Dönitz geçti. Japonya'nın teslim olması 6 Ağustos 1945'te Hiroşima, 9 Ağustos 1945'te ise Nagasaki'ye atom bombası atıldı. Tarihin en acımasız, en büyük katliamını Amerika yaptı. Hitler değil. Bu algıya düşmeyin. Bu kararı ABD Başkanı Harry Truman verdi. Bu zalimin ismini de unutmayın. Hiroşima'ya Little Boy adlı bomba, Enola Gay adlı uçaktan Nagasaki'ye ise Fat Man bombası atıldı. Yani şişman adam. Bunlar da sorulabilir. Konferanslar düzenleniyor 2. Dünya Savaşı boyunca. İlki Casablanca Konferansı 14-24 Ocak 1943. İngiltere'den Churchill, ABD'den Roosevelt Casablanca şehrinde görüştü. Savaşı uzattığı için eleştirildi. Kuzey Afrika cephesinden sonra ne yapılacağı konuşuldu. Almanya, Japonya ve İtalya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar mücadeleye devam edilmeli dendi. 12-26 Mayıs 1943'te Washington Konferansı düzenleniyor. İngiltere'den Churchill, ABD'den Roosevelt katılıyor. İtalya savaş dışı bırakılmalı deniliyor. Fransa'da ikinci cephe açılmalı deniliyor. 14-24 Ağustos 1943'te Kübik Konferansı yapılıyor. İngiltere'den Churchill, İngiliz Genelkurmayı ve ABD Genelkurmay Başkanı katılıyor. İkinci cephe Normandiya kıyılarında açılmalı deniliyor. Churchill Fransa yerine Türkiye'nin de savaşa katılmasıyla ikinci cephenin Balkanlarda açılmasını istiyordu. Fakat ABD bunu kabul etmedi. Birinci Moskova Konferansı 19-30 Ekim 1943. İngiltere, ABD, SSCB ve Çin katıldı. Savaş suçluları cezalandırılacak dendi. Daha sonra Nürnberg yargılamaları gerçekleşecekti. SSCB savaş sonrası kurulacak uluslararası kuruluşu destekleyeceğini açıkladı. Savaş sonrası düzeni konu edilen ilk toplantı budur. Avusturya işgale uğramış, dost ülke sayılacak. Burada bir bilgi vereyim ben size. Hatırlıyorsanız Avusturya'yı ilhak etmişti Hitler. Bu yüzden Avusturya işgale uğramış dost ülke sayılacağı belirtildi. Kahire Konferansı 22-26 Kasım 1943. ABD'den Roosevelt, İngiltere'den Churchill, Çin ve Türkiye katıldı Kahire Konferansı'na. Türkiye'nin savaşa girmesi durumu konuşulmuş ancak sonuç alınamamıştır. Çünkü Türkiye'nin elinde adam akıllı hiçbir silah yoktu. Şöyle bir sıkıntı oldu Türkiye'de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Yurtta sulh, cihanda suh sözü birazcık hafif abartıldı o dönemin hükümetleri tarafından. Ve silaha hiçbir yatırım yapılmadı, silah fabrikaları açılmadı. Tüm dünya silahlanırken Türkiye'de hiçbir gelişme olmadı. Hala daha yeni yeni 2005'lerden, 2006'lardan beri biz silah işine girmeye başladık. Tabii durum böyle olunca da Almanya'ya savaş açacak bir silahımız yoktu. Biz de onlara şunu söyledik. Bize silah, mühimmat yardımı yaparsanız savaşa gireriz. Onlar da yapmadan savaşa girmemizi istiyorlardı. Yani ne de olsa Türkiye'dekiler ölse ne, ölmese ne mantığıyla bizim ölüme gitmemizi istiyorlardı. Silahsız savaşa. Biz de bunu kabul etmedik. İsmet İnönü burada dik durdu. Silah verin girelim. Silah yoksa girmeyiz. Niye gidip kendimizi öldürtelim dedi. Tahran Konferansı yapıldı 28 Kasım-1 Aralık 1943'te. ABD Başkanı Roosevelt, İngiltere'den Churchill, SSCB'den Stalin katıldı. İkinci cephenin 1944'te açılması kabul edildi. Türkiye'nin de savaşa katılması kararı alındı. İkinci Moskova Konferansı'nda 9-20 Ekim 1944 İngiltere'den Churchill, SSCB'den Stalin katıldı. Yüzdeler Antlaşması'nı imzaladılar. Balkan topraklarının nüfus alanlarının paylaşımı için toplandı. Müttefikler arasında Fransa'nın Dahli ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi kararı alındı. SSCB boğazları istiyordu.
Bu yüzden İngiltere dedi ki sen Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesini sağla. Ben de Yüzdeler Antlaşması'yla Balkanları ikimiz arasında bölüşmeyi kabul edeyim dedi. İngiltere uyuyor arkadaşlar. Hala dünyanın lideri zannediyor kendini. Dünyayı hala işgal etme peşinde. Tüm dünyayı işgal ettiler. Bu sefer Avrupa'yı da işgal etme niyetinde İngiltere. Yüzde olarak Balkanları kendi nüfuzu altına alacak. Ama İngiltere uyurken ABD dünya liderliğini SSCB ile birlikte İngiltere'den alacaktı. Yalta Konferansı 4-11 Şubat 1945, ABD'den Roosevelt, İngiltere'den Churchill, SSCB'den Stalin katıldı. SSCB Almanya teslim olduktan sonra Japonya'yı savaş açmayı kabul etti. Almanya 3 işgal bölgesine ayrılması kararı alındı. Böylelikle Almanya'yı 3'e böldüler. Berlin ortak işgal alanı sayıldı. BM'nin kurulması kararlaştırıldı. Yani Türkiye'ye 1. Dünya Savaşı'nda yapmak istedikleri her şeyi Almanya'ya yaptılar. İstanbul'da ortak işgal alanıydı 1. Dünya Savaşı'nda hatırlarsanız. Boğazlar statüsünün SSCB lehine değiştirilmesi de ve Türkiye'nin haberdar edilmesi de karar verildi. Kendi kafalarına göre paylaşıyorlar gördüğünüz gibi ülkeleri. Almanya 20 milyar dolar tazminat ödeyecek. Bunun yarısını SSCB'ye verecek. Yani 10 milyar dolar tazminat SSCB'ye verilmesi kararlaştırıldı. 1 Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan edenlerin üyeliğe alınması kararlaştırıldı. Türkiye 23 Şubat 1945'te simgesel olarak savaş ilan etti. Alman ağır sanayisinin %80'i yok edilecek. En karlı SSCB çıktı. Churchill Yalta ile başlayan döneme demir perde adını verdi. Çünkü artık dünya liderliği İngiltere'den Amerika ve Rusya'ya kayacaktı. San Francisco BM Konferansı 26 Haziran 1945, BM kuruldu. Türkiye kurucu üye oldu. Hasan Saka imzaladı. Kimin imzaladığını bilin. Fransa, ABD, İngiltere, SSCB, Çin, BM'nin Güvenlik Konseyi'ne daimi üyelik ve veto hakkı verildi. Günümüzde Başkan Erdoğan bu daimi üyelik ve veto hakkını eleştiriyor sürekli ve dünya 5'ten büyüktür diyor. Bunun için söylüyor. Çünkü BM'de bu 5 ülkenin çıkarlarına hizmet ediyor Birleşmiş Milletler. Potsdam Konferansı var. 17 Temmuz-2 Ağustos 1945. ABD, SSCB ve İngiltere arasında yapılan son toplantı. Polonya SSCB sınırı kurzon çizgisi olacak. Buna dikkat. Almanya'daki işgal bölgelerinde ayrı ayrı demokratik rejimler kurulacak. Roosevelt öldüğü için Truman katıldı. Churchill seçimi kaybettiği için Clement Attlee de katılıyor. Paris Barış Antlaşması 10 Şubat 1947. Müttefikler ile Almanya arasında barış antlaşması imzalamak üzere toplandı. Japonya ile San Francisco Barış Antlaşması imzalandı. İtalya Meis ve 12 adayı Yunanistan'a bıraktı. Almanya hariç diğer devletlerle Paris Barış Antlaşması imzalandı. Almanya ile Barış Antlaşması yapılmadı. Buraya dikkat. Türkiye'de ve Almanya'da geçen sefer 1. Dünya Savaşı'nda büyük hata yapılmıştı. Türkiye ile Sevr, Almanya ile Versay Antlaşması, yani karşı tarafı yok etme antlaşmalarıydı bunlar. Tekrar bu hatayı yapmıyor Batı devletleri ve Almanya ile bir barış antlaşması, ağır koşulları ağır olan bir barış antlaşması imzalamayarak Almanya'yı sakinleştiriyorlar. Aksi halde emin olun 3. Dünya Savaşı'nda Almanya çıkarırdı. Bu kadar başarılı ve disiplinli bir millet. Bu yüzden Almanlara hayran olmamak elde değil. 2. Dünya Savaşı sonuçları, komünizm yayıldı. Almanya, Vietnam ve Kore ikiye bölündü. Sömürgecilik sona ermeye başladı. SSCB Orta Avrupa ve Balkanlarda kendisine bağlı komünist yönetimler kurdu. ABD Japonya'yı işgal etti. Soğuk Savaş başladı. IMF ve Dünya Bankası kuruldu. NATO kuruldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948'de kabul edildi. Soykırım suçlarının önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşme 1951'de kabul edildi. SSCB Birleşmiş Milletler'den 3 sandalye hakkı aldı. Mısır, Hindistan, Pakistan, Tunus, Fas, Cezayir ve Libya bağımsız oldu. Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler ve İsrail kuruldu. Birleşmiş Milletler Yalta Konferansı'nda kurulma kararı alındı. Burası çok önemli, dikkat edin. Nerede kurulma kararı alındı? Yalta Konferansı'nda. Nerede kuruldu? San Francisco Konferansı'nda. Merkezi neresi diye sorarsan New York. ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve SSCB'nin daimi üyeleri ve mutlak veto yetkileri var. Bugün SSCB'nin yerini Rusya aldı. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Vesayet Konseyi, Adalet Divanı, Sekreterlik ve İnsan Hakları Konseyi'nden oluşur. İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. Kuruluşun idari şefi genel sekreterdir. İlk genel sekreteri Norveçli. Bu isim nasıl okunur bilmiyorum. Artık görün, ezberlersiniz. Norveççe bir isim.
Haludan Lai diyelim. Tam bilmiyorum nasıl okunduğunu. Adalet Divanı BM'nin en yüksek yargı organı. 15 yargıç bulunur. Hollanda'nın Lahey şehrinde. Bu da sorulabilir. Vesayet Konseyi var. Kendi kendini idare edecek güce sahip olmayan milletlerin ilerlemesini sağlıyor güya. Genel kurul tüm üyeler katılır. Her üye devletin 5 temsilcisi katılır. Her devletin bir oy hakkı vardır. Yılda bir kez toplanıyor. Tavsiye kararı alınır. Bunu şöyle düşünün. Türkiye'deki meclis gibi düşünün. Meclisimizin genel kurulu gibi bir de Birleşmiş Milletler'in meclisi var. Bu o işe yarıyor. Güvenlik Konseyi ise işte yürütme kısmı. Barış ve güvenlikten sorumlu. Kararları her ülkeyi bağlıyor. 15 üyeden oluşuyor. 5 tanesi ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve SSCB ve diğer 10 üye ise genel kurul üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçiliyor. 5 büyük devletten biri aleyhte oy verirse karar veto ediliyor. Yani diyelim diğer 10 üye, hatta 14 üye diyor ki Irak'a saldırmayalım ama Amerika diyor ki Irak'a saldıracağız diyor. Veto ediyor saldırmama olayını, örnek veriyorum mesela. Ya da saldıralım diyor diğer 14 tanesi. Abi Rusya diyor ki saldırmayacaksınız kardeşim. Rusya veto edince saldırmıyor Birleşmiş Millet'e. Yani dünyayı bu 5 devlet yönetiyor. Bu 5 devletin dudakları arasında gidiyor her iş. Bunların çıkarlarına uygun yürüyor her iş. Bu yüzden Birleşmiş Milletler tam bir safsata. Hiçbir anlamı ve ehemmiyeti yok. Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütler var. FAO, Gıda ve Tarım Örgütü, Habitat, İnsan Yerleşimleri Merkezi, IAEA, Uluslararası Atom Enerji Ajansı, IBRD, Uluslararası Bayındırlık ve Kalkınma Bankası, UNICEF, BM Çocuk Fonu, UNEP, Çevre Sorunları Programı, WHO, Dünya Sağlık Örgütü, Kıbrıs Barış Gücü var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü var. IMF var, Uluslararası Para Fonu. UNESCO var, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı. UNHSB var, Mülteciler Yüksek Komiserliği. UNIFIL var, Lübnan Barış Gücü. UNRWA var, Filistin Mültecilerine Yardım Grubu. UNMOGIP var, Hindistan, Pakistan Gözlem Grubu. Biliyorsunuz Hindistan'la Pakistan Keşmir bölgesinde sürekli çatışıyor. Birleşmiş Milletler'in UNMOGIP'te bu arkadaşları gözlemliyor. Savaşın eşiğine gelmesini engellemeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de ne oldu? 1939'da Türkiye, İngiltere ve Fransa İttifak Antlaşması imzaladı. 1941'de Almanya, sonra SSCB ile saldırmazlık anlaşması imzaladık. Adana görüşmeleri oldu 30-31 Ocak 1943. İsmet İnönü, Başbakan Şükrü Saraçoğlu ve Churchill arasında oldu. Churchill Türkiye'nin savaşa girmesini istedi. İnönü araç gereç ve silah verilirse gireriz dedi. Tabii İngilizler ve Batı silah vermek istemiyordu. Sadece bizi kullanıp öldürmek istiyorlardı. Adam sayısını arttırıp bizi önden süreceklerdi. İnsan değersiz ya, biz değersiziz çünkü. Ama Churchill'ın bu isteği olmayacaktı. İsmet İnönü Türkiye'yi savaşa sokmayacaktı. Birinci Kahire Konferansı toplanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden, Türk Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ile bir araya geliyor. İngiltere Türkiye'ye savaşa girmesi için tehdit ediyor. Ama tabii yemiyor. İkinci Kahire Konferansı oluyor. İsmet İnönü, Roosevelt ve Churchill arasında oluyor. Türkiye'nin tarafsızlığının devamına karar veriliyor. Adana yakınlarında İncirlik Hava Üssü'nün inşa edilmesi de karar veriliyor. Ama ben inanıyorum ki bir gün tekrardan bu üsler Türkiye'de kapatılacak. Türkiye'nin savaş ilanı 1938'de İngiltere'den silah satın almak için antlaşma imzalandı. Savaşın başlamasının ardından 1 milyon 300 bin kişi silah altına alındı. Çatalca'da Alman işgaline karşı çakmak hattı denilen bir hat yapıldı Fevzi Çakmak tarafından. Tüm illerde akşamları karartma yapıldı hava saldırısını önlemek için. Savaşa girilmese de silah yapımında kullanılan krom madenini sattık. Yunanistan'a yardım gemisi olan Kurtuluş Vapuru'nu gönderdik. Buraya dikkat. Yunanistan'a bir yardım gemisi gönderiyoruz. Savaş sırasında Hitler ile görüşme için Almanya'ya Orgeneral Cemil Cahit Toydemir gönderiliyor. Türkiye 1944'te Almanya ile diplomatik ilişkisini kestiğini açıklıyor. Yalta Konferansı sonucunda Birleşmiş Milletler'e girebilmek için Almanya'ya savaş ilan ettik. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e girebilmek için İsmet İnönü çok partili hayatı hızlı bir şekilde başlatıyor. Bu savaş sırasında Londra sefiri Rauf Orbay'dı. Dönemin başbakanları kim? Rafik Saydam 1939'dan 42'ye kadar, Ahmet Fikri Tüzel bir günlüğüne vekaleten, Şükrü Saraçoğlu 1942 ile 46 arasında yaptı. Dönemin Dışişleri Bakanı kim? Şükrü Saraçoğlu, daha sonra Numan Menemencioğlu, en sonunda Hasan Saka. Zaten Birleşmiş Milletler antlaşmasını Hasan Saka imzalıyor. Meclis Başkanı Abdülhalik Rouhani, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, daha sonra da Kazım Orbay bu dönemde.
Refahşile bir olay. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce İngiltere'ye sipariş edilen deniz araçlarını teslim almak için yola çıkan Refahşilebi'nin batırılması olayıdır. Mersin'den İskenderiye Limanı'na giderken batırıldı. İngiltere batırdı ama suçu Almanya'ya attı. Türkiye'yi savaşa sokmak için her türlü ahlaksızlığı yapıyordu İngiltere. Türkiye'nin gemisini batırıp suçu Almanya'ya atarak Türkiye'yi savaşa sokabileceğini zannediyordu bu çok zeki İngiltere. Ama istediği olmadı. Struma faciası dediğimiz kötü bir olayla sarsıldı Türkiye o günlerde. İkinci Dünya Savaşı Nazilerden kaçan Yahudilerin İstanbul açıklarında batırılması sonucu 768 kişinin hayatını kaybetmesi olayıdır. Bu çok acı bir olay. Hiç yaşanmasaydı diyeceğimiz bir olay. Koruyamadılar Yahudileri o dönemdeki Türkiye'deki kolluk kuvvetleri ve Yahudiler ölüyor. Boraltan Köprüsü dediğimiz çok çok daha acı bir olay daha yaşanıyor. 1944 Stalin'den kaçan 1146 Azeri Türk'ün Türkiye'ye sığındıktan sonra tekrar Ruslara iade edilmesi faciasıdır. Böylelikle Ruslar bu 146 kişiyi öldürüyor. Türkiye bunlara sahip çıkıp ya da kendi ülkelerinden gizlice kaçmalarına izin verecekleri yerde Stalin'e korkudan teslim ediyorlar maalesef. Çok acı bir olay. Siyasi gelişmeler İsmet İnönü'ye değişmez genel başkan unvanı verildi. İsmet İnönü dönemi ilk başbakan Celal Bayar, 1945 Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. 1946 Demokrat Parti kuruldu. 1946 tek dereceli seçim sistemi geldi. 1938-1951 arası Mustafa Kemal'in resmi paradan kaldırılıyor. İnönü kendi fotoğrafını ekliyor. Bazı tarihçiler bunun o dönemin anayasasında mevcut olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın resminin parada olduğunu söylüyor. Tam araştırmadım, bilmiyorum. Turancılık davası 1944 yılında Turancılık ırkçılık suçlamasıyla yargılanıldığı davadır. Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihalatsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkyan Turancılık davasıyla yargılanıyor. Tan olayı dediğimiz olay var. 1945 yılında Tan gazetesinin karşıt gruplu öğrenciler tarafından basılması olayıdır. Ekonomik gelişmeler ne o dönem? 1940 Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Temel tüketim mallarının kontrolü için Ticaret Ofisi ve İAŞ Müdürlüğü kuruldu. Et ve balık kurumu oluşturuldu. Ekmek karneye bağlandı. Nah koyma uygulaması yapıldı. Yani fiyatlara belli bir sınır bırakıldı. 1942'de varlık vergisi, 1944'te toprak mahsulleri vergisi getirildi. Varlık vergisi vermeyenler Erzurum Aşkale'ye sürgün edildi. 1944'te kaldırıldı. Yılmaz Karakoçlu'nun Salkım Hanım'ın Taneleri eseri varlık vergisinin acı yüzünü anlatır. İkinci 5 yıllık sanayi planı Marshall yardımı almak için vazgeçiliyor. Toprak reformu kanunu çıkarılıyor. 7 Eylül 1947 kararları ile liberal ekonomiye geçişin ilk adımı uygulanıyor. 1947'de IMF ve Dünya Bankası'na üye olduk. 1948'de OECD'ye üye olduk. 1961'de bunun yerini OECD alacak. Milli Korunma Kanunu nedir? Kara borsa engellenecek, ekonomi devlet kontrolüne alınacak, çiftçiye uzun vadeli kredi temin edilecek, temel tüketim mallarında ortaya çıkan hızlı yükselişe son verilecek, erkeklerin madenlerde 1 yıl süreyle ve düşük ücretle çalışmasını sağlanacak, besin maddelerinin eşit şekilde dağıtılması sağlanacak. Eğitim, kültür, sosyal gelişmeler. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye en çok eğitime yatırım yaptı. 1940 Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in katkılarıyla köy enstitüleri açıldı. Köy enstitüleri için John Dewey'den yararlanıldı. Açılan ilk köy enstitüsü Hasanoğlan. Kemal Tahir Bozkır'daki Çekirdek adlı eserinde köy enstitülerini anlattı. 1940'ta Garip Akımı başladı. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday bu akımı başlatanlar arasında. 1944'te İstanbul Teknik Üniversitesi, 1946 yılında Ankara Üniversitesi açıldı. 1948 müzik alanında yetenekli İdil Biret ve Suna Kan için yurt dışına burslu gönderilip eğitim almaları için Harika Çocuklar Yasası çıkarıldı. Bölüm sonu notlar var. Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya İskandinav ülkeleridir. DINF olarak ezberleyebilirsiniz. Tarihçilerin kutbu olarak anılan tarihçi Halil İnalcık. 1950-61 yılları arasında Rafet Bele, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım Komitesi'nde Türk delegesi olarak görev yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'da Ulusal Kurtuluş Ordusu Elas ve Hür Demokratik Yunan Ordusu olan Edes örgütü Alman işgaline karşı başarılı mücadeleler verdi. Bu iki grup 1944'te iç savaşı başlattı. İç savaş 1948'de sona erdi.
Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders Soğuk Savaş ile görüşmek üzere.